Merhaba, Course Statistics ismini verdiğim programın kullanım kılavuzu videosuna hoş geldiniz. Ben bu programı gayri resmi olarak CSGO, Course Statistics Grades and Outcomes olarak da isimlendiriyorum. Temelde bu program bize bir Excel dosyası üretiyor. İçinde de notların ve ders öğrenme hedeflerinin bir istatistiği bulunuyor. Bu videoda detaylı bir örnekle de bu üretilen çıktıyı göreceğiz. Öncelikle bu programı nasıl indirebiliriz? Programın web sayfasını, adresini görmektesiniz. Bu adrese gittiğinizde karşınıza bu sayfa çıkıyor. Sayfada zip dosyası sıkıştırılmış olarak program bulunuyor. Bunu indirmemiz gerekiyor. 20 MB'ın biraz üstünde 22 MB gibi bir boyut olduğu için ben önceden e, burada indirmiş durumdayım masa üstüne. E, bunu açacağız. Bunun dışında örnek e, Excel dosyası, e, kullanım kılavuzu videoları ve ekran görüntüleri de yine bu sayfada e, bulunmakta. E, programımızı zip dosyasını, sıkıştırılmış zip dosyasını indirdikten sonra e, kurulum için sadece bu dosyanın içindeki klasörü açıp... Hard diskimiz üzerinde herhangi bir yere koymamız yeterli. Ee, yine ben önceden e, bu klasörü masa üstüne açmış e, idim e, zaman kaybetmemek adına. E, bu klasörden çıkan e, içeriğe birlikte bir bakalım. E, lib klasörü içinde kullanmış olduğu programın kullanmış olduğu ekstra kütüphaneler mevcut. E, bunun e, programın yanında durması gerekiyor. Örnekler klasörümüz var. Örnekler klasörümüzün içinde örnek olarak Galaksi 101 Galaksiler Arası İlişkiler isimli bir ders vermiş olduğunuzu düşünelim. Bu derse ait çıktıyı örnek dersi istatistikleri çıktısını nasıl üretebileceğimizi birlikte göreceğiz. Bu örnek ve hazır çıktıları da bu klasörde incelemeniz için mevcut. Biz de birazdan bu örnek üzerinde sıfırdan tamamını göreceğiz birlikte hazırlayacağız. Source klasörü içinde programın kaynak kodları bulunmakta, eğer geliştiriciyseniz bunlardan faydalanıp üzerinde geliştirmeler yapabilirsiniz. Aynı zamanda UML nesne diyagramı da yine bu klasör içinde mevcut. Eğer program geliştirme ile ilgilenmiyorsanız, bu klasörü silmekte bir zarar yok, yer kazanmak adına, Kaynak kodlar klasörünü silebilirsiniz. Bunun dışında notlandırma sistemlerinin <laughs> bulunduğu bir klasörümüz var. Burada ben üç tane örnek notlandırma sistemi dosyası hazırladım. Bunlar HTML formatında tutulmakta. Hatta bunlara çift tıklayıp içine bakmamız da mümkün. Örneğin bu notlandırma sistemi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin lisans ve lisansüstü programları için ortak kullandığı harf notlandırma sistemi. Bir diğer notlandırma sistemimiz Nazarbayev Üniversitesi'nin lisansüstü programlarında kullandığı notlandırma sistemi. <laughs> ve son olarak bir örnek olarak Nazarbayev Üniversitesi'nin lisans notlandırma sistemini de burada görmekteyiz. Bunlar HTML formatında tutuluyor. Siz de kendi üniversitenizin kendi bölümünüzün notlandırma sistemlerini e, eklemek isterseniz yapmanız gereken çok basit. E, bu HTML dosyalarından herhangi bir tanesini kopyalayıp içinde dört önemli e, bilgi bulunmakta. Bunları kendinize göre şekillendirirseniz ve bu klasöre kendi notlandırma sisteminizi eklerseniz o da e, programımız çalıştığında ana pencere içinde bize notlandırma sistemi soran bir combo box elemanı var. Bu eleman içinde gözükecek ve siz onu seçebileceksiniz. Ben bu HTML dosyalarından bir tane örnek içini açıp göstermek istiyorum. Bu bildiğimiz HTML, CSS sıradan hiçbir ekstra özelliği olmayan bir HTML dosyası. Burada dört önemli e, HTML elemanı var. Bir tanesi e, ID olarak label olarak belirtilmiş. Bu bizim notlandırma sistemine vermek istediğimiz kısa isim. Bu combo box elemanında da bu isim gözükecek. İkincisi order e, ID'si verilmiş bir HTML elemanı olması gerekiyor. HTML dosyamızın içinde. Bu da e, combo box'ta kaçıncı sırada görmek istediğimiz bu notlandırma sistemini. Üçüncü önemli bilgi bir e, tablo bulunması gerekiyor HTML'in içinde ve ID olarak buna table ID'si verilmesi gerekiyor. Burada table row e, satır elemanları var ve her bir satırda da iki tane table data dediğimiz iki sütun. Burada ilk sütunda e, numerik notlar ve ikinci sütunda da sizin üniversitenizin ya da sizin bölümünüzün e, bu numerik notlara karşılık gelen harf notlarını e, eklemeniz gerekiyor. E, burada incomplete dersi tamamlamamış ve withdrawal öğrenci dersten çekilmiş gibi bu iki not e, özel program, bu iki notta özel e, davranışı sergiliyor. Onun dışında kalanları kendi üniversitenize göre ayarlayabilirsiniz. Bunları da sonuna eklemeyi unutmayın. E, son olarak dördüncü önemli bilgi, HTML dosyasında bulunması gereken bir HTML elemanının içine, ID olarak formüle verdiğimiz bir elemanın içine Excel'de e, nümerik notu harf notuna sizin üniversitenize ya da departmanınıza göre harf notuna çeviren bir formül yazmamız gerekiyor. Bu formülde cell dediğimiz e, yer tutucu değişken e, Excel'deki o öğrencinin not toplamı hücresiyle yer değiştirecek, onunla değiştirilerek bu formül kullanılacak. Dolayısıyla bu HTML dosyalarından bir tanesini kopyalayıp içindeki bu dört önemli kısmı kendi departmanınıza göre değiştirirseniz HTML'in kalan kısmını da istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ve bu klasöre koyduğunuz zaman kendi notlandırma sisteminizi program onu da size gösterecek. Bunlar bizim klasörlerimiz. Onun dışında jar dosyası bu programın ana dosyası. Bir şablon bir Excel dosyası var. Bu dosyayı program her çalıştığında bundan bir kopya üretip içine eklemeler yapıyor. Şablon Excel dosyamızda iki tane sayfa bulunmakta. Birisi öğrenci notlarını barındıracak, birisi de grafikler veya istatistikleri barındıracak. Dolayısıyla program çalıştığında bu Şablondan bir kopya üretip içine sizin dersinize göre dolduracak ve yine iki sayfalık bir Excel e, üretmiş olacak. E, klasörümüzde bir ikon, e, bir logo programa ait e, ve bir Windows e, komut dosyası bulunmakta. E, bu, bunları da e, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. E, bu çalıştırma ile ilgili e, komut dosyasından da birazdan bahsedeceğiz. Bunlar zip dosyasının içeriği. Bu programın amacı nedir? Bu program temelde dönemi bitirdiniz dersinizi verdiniz. Dersinizle ilgili tüm öğrencilerin notlarının bir arada bulunduğu. Ders öğrenim hedeflerinin yüzde kaç başarıldığına dair bir grafiğin bir istatistiğin. Hepsinin bir arada bulunduğu özet bir Excel ders e ait istatistiklerin derli toplu bir arada bulunduğu bir Excel dosyası üretmek. Bu programın asıl amacı bu. E, bu program, bu projeye başlamamın bir sebebi de şöyleydi. idi. E, Nazarbayev Üniversitesi'nde e, biz mühendislik fakültesinde e, dönem bittiğinde bütün hocalara bir örnek şablon Excel verip içini doldurmamızı istiyorlar. E, temelde yine bu bilgiler e, o Excel'de aranıyor. E, fakat o Excel tablosu sadece e, lisans notlandırma sistemine göre ayarlanmış e, Dolayısıyla bu program onu genelliyor bütün üniversitelerin bütün notlandırma sistemleriyle birlikte kullanılabilir hale getiriyor. E, bunun dışında bize sağlanan örnek şablon e, burada öğrenci sayıları e, derste verilen, değerlendirme ödevleri, sınavları ve derslerin öğrenim hedefleri gibi sayılar hep sabit sütunlarda, satırlarda geçiyor. Fakat bu programın ürettiği çıktı tamamen sizin dersinize özel. Sizin dersinizin öğrenci sayısı kadar satır üreten, sizin verdiğiniz ödevler, sınavlar kadar hücreler açan ve sizin ders hedeflerinizin sayısı kadar yer açan Tamamen sizin dersinize özel bir Excel çıktısı üretiyor. Bir de yine bize sağlanan şablondaki formüller çok kolayca takip edilemiyor ama bu programın ürettiği Excel'de bütün formüllerde isimlendirilmiş Excel hücreleri kullanılıyor. Formüller çok açık, seçik. Formülleri takip etmesi, anlaması çok çok kolay. Bunu da bir örnek üzerinden zaten birlikte bu videoda göreceğiz dolayısıyla programın genel amaçları bu şekilde. Programımızı nasıl çalıştırıyoruz? Bu bir Java uygulaması. Ben Java 8, versiyon 8 ve versiyon 11 ile bilgisayarımda denedim. Hiçbir sorun çıkmadı. Dolayısıyla versiyon 8 ve ilerisi bilgisayarınızda kurulu ise Java. Siz de rahatlıkla çalıştırabilmenizi gerekiyor. Java.com adresine giderek bilgisayarınızda Java'nın kurulu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bilgisayarınızda Java kurulu ve ayarlanmış bir şekilde varsa, ilk olarak jar dosyasına çift tıklayarak programımızı çalıştırabiliriz. Bu çalıştırmak için yöntemlerden birisi. Programımızın ana penceresi burada açıldı. Ben şimdi programı kapatıyorum. İkinci olarak bir komut penceresi açıp ee, aynı klasörde, jar dosyamızın bulunduğu klasörde bir komut penceresi açıp java-jar ve programın adı, jar dosyasının adı. Komut yazıp Enter'a basarak da programımızı çalıştırabiliriz. Ee, bu pencereyi kapatalım. Üçüncü olarak eğer Windows işletim sistemi kullanıyorsanız burada Windows için bir komut dosyası var. Bunun içine bakabiliriz. Java.jar kursstatistiks.com demin yazdığımız komutu elle yazmak yerine bu dosyanın içinde zaten mevcut ee, run dosyasını çift tıklayarak da yine programı çalıştırabilirsiniz. Burada belki bizden bazı izinler isteyecek Windows ve programımız yine çalışacak. Ben şimdi yine ilk yönteme e, dönmek istiyorum. Evet, jar dosyasına çift tıkladım ve çalıştı. Ee, bu aşamada birlikte bir örnek yapabiliriz. Programımızı bir örnek üzerinden çalıştırabiliriz. Örneğimiz için yine samples, örnekler klasörüne gidelim. Örneğin Galaxy 101 kodlu bir ders verdiniz. Dönemi tamamladınız. Burada dönem sonunda öğrencileriniz, görüyorsunuz 48 tane bu hayali bir ders ve hayali öğrencilerimiz var. 48 öğrenci bu ders almış. Ee, öğrencilerimize yoklama uygulamışız, 1 ve 2 numaralı ödevler vermişiz, dönem boyunca bir proje çalışması yaptırmışız, bir ara sınav, bir final sınavı gerçekleştirmişiz. Burada öğrencilerimizin isim, öğrenci numarası ve aldığı notlar mevcut. Ee, bunun dışında dönem başında dersimiz için bazı hedefler belirlemişiz. Örneğin 5 adet hedef, bu dersi bitiren öğrenciler. Aşağıdaki yeteneklere sahip olacaktır. Bir numaralı yetenek, ee, ana galaktik federasyonları ve de, e, liderlerini tanımak, ee, galaksiler arası sosyal politik farkları anlamak gibi ee, beş adet hedefimiz varmış bu ders için beş adet öğrenme hedefi ee, (course learning outcome) çevirisi olarak kullanabileceğimiz dersin öğrenme hedefleri koymuşuz. Ve yine burada bir matrisimiz var. Bu matriste örneğin birinci ödev, birinci öğrenme hedefini ölçmemizde ne kadar katkıda bulunuyor? Yüzde 25 katkıda bulunuyor. Yine birinci ödevimiz ikinci öğrenme hedefini ölçmemiz için bize ne kadar katkıda bulunuyor? Yüzde 5. Bu şekilde bütün değerlendirme kalemlerinin bütün öğrenme hedeflerini ölçmek için... ...yüzde kaç katkıda bulunduğuna ait bir matrisimizi de dönem başında oluşturmuşuz. E, ayrıca yine bazı ihtiyacımız olacak bilgiler. Örneğin yoklamayı 5 üzerinden yoklama almışız. Burada yoklamamızın maksimum notu 5. Ödev, birinci ödevimizi 15 üzerinden değerlendirmişiz. İkinci ödevimiz 10, proje 20 üzerinden değerlendirilmiş... Ödevimiz e, ara sınav ve final sınavını ise 100 üzerinden değerlendirmişiz. Yani bütün değerlendirme kalemlerinin maksimum notları nedir? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bir de değerlendirme kalemlerinin dersin e, genel not ortalamasına e, yüzde kaç etkide bulunduğuna ait bilgilerimiz. Bunların hepsini bir şekilde programımızı çalıştırmadan önce derleyip bir araya getirmemiz gerekiyor. Örneğin burada yoklama %5, birinci ödev iki, %15, ikinci ödev %10, proje %20. E, ara sınavın ana no, e, genel not ortalamasına katkısı %24 ve final sınavının da %26 katkısı. E, bu arada öğrencilerinizin genel not ortalamasını da belki ağırlıklı çarpımı Toplam olarak hesaplamış olabilirsiniz. Karşılık gelen harf notlarını kendi üniversitenizdeki sisteme göre hesaplamış olabilirsiniz veya bu iki sütun elinizde bulunmayabilir. Bizim programımızın çıktısı size bunları hesaplatacak formülleri hazırlamış olacak. Dolayısıyla bu iki sütuna elinizde bulunmasa da programı kullanabilirsiniz. Diğer bilgilere ihtiyacımız olacak. Peki örnek bir dersi verdik, dönem sonunu getirdik. Öğrencilerimizin e, çeşitli değerlendirme kalemlerinden aldığı notlar elimizde mevcut. Tekrar programımıza dönersek bu derse ait istatistik excelini oluşturmak için derse ait bilgileri ana pencereye girmemiz gerekiyor. İlk olarak dersin kodu ve ismiyle başlayalım. Galaxy 101 Intergalactic Relations. E, bu dersi örneğin Azerbaycan Üniversitesi lisans dersi olarak verdiğimizi düşünelim. Lisans notlandırma sistemini seçiyorum. Hangi yıl ve hangi dönem verdiğimizi seçebiliriz. Bu arada yıl ve dönem e, kutuları gördüğünüz gibi e, değeri elle değiştirilebilir kutular. Dolayısıyla bu kutuları istediğinizi yazabilirsiniz. Notlandırma sistemi ise klasör içinde bulunan notlandırma sistemi HTML dosyalarından kendisi listede istediğim sırada gösteriyor. Dersin koordinatörü olarak kendimi yazıyorum. 48 öğrencimiz bu dersi aldı. Toplam 6 adet değerlendirme kalemimiz bulunuyor. Yoklama 2 ödev, 1 proje ve 2 sınav. Dersimizin öğrenme hedefleri 5 adetti. Bu pencerede dersimize ait bilgileri oluştur girdikten sonra değerlendirme kalemleri ve öğrenme hedefleriyle ilgili verileri girmek için ilk tuşumuza basıyoruz. Bu bize veri penceresini açıyor. Bu veri penceresinde de yine bizden istenen bilgiler var. Bu veri penceresi dinamik bir pencere. Kaç adet değerlendirme kalemi, kaç adet öğrenme hedefi belirttiysek ona uygun şekilde açılıyor. Örneğin biz 6 adet Değerlendirme kalemi belirttiğimiz için 6 satır bulunuyor. Sütunlarda da 5 adet öğrenme hedefi için boş hücreler açılmış durumda. Bu arada 3 ekstra sütunumuz daha var. Bunları doldurmaya başlayalım. İlk değerlendirme kalemimizin ismi Attendance, yoklama almışız. İkinci değerlendirme kalemimiz Homework One. Örnek Excel ile uyumlu olacak şekilde aynı bilgileri buraya yazıyorum. Proje çalışması midterm arası ve final sınavı. E, bu arada bu kutulardan birini eğer boş bırakırsanız e, varsayılan değer olarak yandaki etikette yazan şeyi kabul edecek. Örneğin burayı boş bırakırsanız assessment-1 olarak e, isim verecek ama buraya veriyi girerseniz Excel'e onu sizin yazdığınız şekilde kopyalayacak. Sonradan da Excel üretildikten sonra gidip elle değiştirmek mümkün. Ama buraya yazarsanız zaten son değerimiz Excel otomatik kopyalanmış olacak. Peki yoklamanın ana ağırlıklı not ortalamasındaki ağırlığı kaçtır? 100 üzerinden 5. İlk ödevimiz 100 üzerinden 15. İkinci ödevimiz üzerinden 10 e, genel not ortalamasına katkısı. Projemiz 20, e, ara sınavımız %24, final sınavımız ise %26 genel not ortalamasına katkıda bulunuyor ağırlığı bu şekilde. Bu sütunda da boş bıraktığınız sayıları sıfır olarak kabul edecektir. E, sonradan isterseniz e, burayı boş bırakıp Excel'e girip e, değiştirebilirsiniz. Yine bu şansımız var. Ama eğer buraya yazarsanız Excel'e doğrudan değerler kopyalanmış olacak. Peki ilk değerlendirme kalemimiz yoklamayı kaç üzerinden notlandırdık? Yani burada maksimum notlarımızı girmemiz bekleniyor. Yoklamayı 5 üzerinden notlandırdık. İlk ödevimizi 15 üzerinden, ikinci ödevimizi 10 üzerinden, projemizi 20 üzerinden notlandırdık. Sınavlarımızı ise 100 üzerinden notlandırdık. Bu arada bu sütunda boş bıraktığınız hücrelerin varsayılan değeri 100 olacak. Dolayısıyla burayı boş bırakabiliriz. 100 olarak kabul edilecektir. Şimdi matrisimize sıra geldi. Burada örneğin ilk değerlendirme kalemimiz yoklama. Yoklama notu ilk öğrenme hedefimizi ölçmemizde yüzde kaç katkıda bulunuyor? Burada yüzde 20. Aslında yoklama bütün öğrenme hedeflerimize yüzde yirmi eşit katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bu bilgileri girebiliriz. E, yoklama'nın tüm öğrenme kalemlerini hesaplarken e, kul ağırlığı nedir diye. Sırada ikinci değerlendirme ilk ödevimiz. İlk ödevimiz birinci değerlen, ders hedefimizi ölçmemizde yüzde yirmi beş katkıda bulunuyor. Dolayısıyla buraya 25 yazıyorum. İlk hedefimiz ikinci öğrenme hedefimize ölçmemizde %5 katkı sunuyor. E, bu şekilde bu bilgileri doldurabiliriz. Boş bırakırsak eğer yine sıfır olarak kabul edilecek değerler. E, bunları sonradan Excel'e girmemiz de mümkün. Ben şimdilik kalan kısmını boş bırakacağım. Excel'e Excel, e, Excel ürettikten sonra elimizle e, girmemiz gerekecek. Ama buradayken doldurursanız Excel otomatik olarak tam dolu bir biçimde ekstra müdahaleye gerek kalmayacak şekilde üretilmiş olur. Bu bilgileri de doldurduk. Bu pencereyi kapatmamamız gerekiyor. Bu pencere bu verileri saklayan penceredir. Kapatırsak bütün veriler kaybolacaktır. Dolayısıyla bu pencereyi kapatmadan tekrar ana penceremize dönüyoruz ve nihayetinde ekseli üretme butonuna basabiliriz. Burada verdiğimiz bilgilere göre Excel üretiliyor ve bunu bir yere isim verip kaydetmemiz bekleniyor. Ben masa üstüne kaydedeceğim. Önerilen ismi de kabul edeceğim ama başına Galaxy 101 dersine ait olduğunu belirten bir ek yaptım. Excel'imizi kaydettik. Evet masa üstünde gördüğünüz üzere Excel oluştu. Artık programla işimiz bitti. Programı kapatabiliriz. Ee, Sonuç çıktı bir Excel ve bunun içinde oldukça e, güzel şekilde e, girilmiş formüller, e, hepsi bizi hazır şekilde bekleyen e, hücreler var. E, buna bir göz atalım. İki tane sayfadan oluşmakta oluşan Excel. E, i̇lk sayfayı incelersek burada en başta ders ait bilgileri görmekteyiz. Bunlar bizim yazdığımız bilgiler buraya kopyalandı. Daha sonra e, burada öyle ölçme kalemlerimiz, değerlendirme kalemlerimiz var e, isimlerini verdiğimiz şekilde. Ve 48 öğrencimiz var dedik. Dolayısıyla 48 adet hücre oluşturuldu bize. Satır oluşturuldu. E, her satırın sonunda o öğrenciye ait genel not ortalaması hesaplayan formülleri görebilirsiniz. Ve bu formül, bu notu, numerik notu, harf notuna seçtiğimiz e, notlandırma sistemine göre Harf notuna dönüştüren formül de hücreler içine yerleştirilmiş durumda. Burada bizim yapmamız gereken öğrenci bilgilerini buraya kopyalamak. Dolayısıyla tekrar bu dersimize ait örnek dokümana gidiyorum. Öğrenci isimleri, öğrenci numaraları ve öğrencilerin aldığı not kalemleri bunları kopyaladım ve buraya sadece değerler olarak yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdığım anda formüller devreye giriyor ve bu öğrencilerin notlarını uygun bir şekilde e, hesaplıyor. E, burada yine bir miktar daha inceleyebiliriz. Evet, öğrencilerimiz e, notları girildi. E, i̇kinci sayfada da e, yine otomatik olarak girdiğimiz değerlere göre grafikler oluşturuldu, hazırlandı. E, bu Excel üzerinde neler yapabiliriz? Ayrıca şu anda Excel'imizi ürettik ve ihtiyacı olan bilgileri girdik. Ama sonuçta bu sıradan bir Excel dosyası ve ekstra e, üretim bittikten sonra programımız aracılığıyla ekstra başka e, düzenlemeler de yapabiliriz. İlk olarak bahsetmek istediğim, e, örneğin öğrenci bilgilerini girerken elle girmek istediğinizde e, bazen hücrenin e, siyaha dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu benim kullanmış olduğum, program içinde kullanmış olduğum kütüphanelerden bir tanesinin, bir yan etkisi olabilir diye düşünüyorum. E, hücreler, e, beyaz hücreler, renklendirilmemiş hücreler e, elle veri girişi yapılırken arka plan siyaha dönüyor. E, bu program içinde bir, kütüphane içinde bir hata olabilir. Bunu düzeltmenin yolu var. Öncelikle üretilen beyaz renklendirilmemiş hücreleri seçip e, Excel'den no fill e, herhangi bir doldurma rengi seçmezseniz bu o siyahlaşma problemini gideriyor. Şu anda biz elimizle her türlü bilgiyi girebiliriz. Bu ikinci sayfada da bir yerde bulunmakta. Şu bölgede yine programın ürettiği hücreler var. Renklendirilmemiş hücreler ve buraya da eğer elle veri girişi yapmak istediğinizde arka plan rengi siyaha dönebilir. Dolayısıyla bunları da seçip doldurma yapma no fill seçeneğini seçtiğimizde bu problemden kurtuluyoruz. Başka neler yapabiliriz? Burada örnekte görmekteyiz öğrencilerimizin aldığı notlar ve onların harfe dönüştüren formül HTML dosyasından alınan formül yerleştirilmiş durumda. Fakat formül eğer dersimizde incomplete yani dersi henüz tamamlamamış, ekstra süre tanınmış öğrenciler varsa ya da withdraw olarak işaretlenmiş dersi bırakmış öğrencilerimiz varsa. Formül bu notları hesaplayamaz. Formül A'dan F'ye kadar bir harfe dönüştürecektir, ama I ve W notlarını bizim elle girip düzeltmemiz gerekiyor çünkü formülde bunları hesaplayacak yetenek bulunmuyor. Bu durumda biz son 3 öğrencimizin elle notunu değiştiriyoruz iki öğrencimize I notu, bir öğrencimize W notu olarak değiştirdik. Onun dışındaki notlar yine formüllerle hesaplanmış. Bu arada biz I ve W'ları eklediğimiz zaman e, görmüş olduğunuz formüller e, örneğin e, bu hücremizde ilk e, değerlendirme kalemi yoklamanın ortalama not hesaplanıyor. Ama e, I ve W olan öğrenciler bu hesaplamaya katılmıyor. Bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Formüller zaten o şekilde yerleştirilmiş, şekillendirilmiş durumda. Yine ders genel not ortalaması için hücre kutuya baktığımızda buradaki formül I ve W olmayan öğrencilerin notlarının ortalamasını uygun bir şekilde hesaplıyor. Dolayısıyla bütün formüller çok kolay anlaşılır bir şekilde ve gördüğünüz gibi isimlendirilmiş bölgeler kullanarak Takip edilmesi kolay bir şekilde e, hücrelere yerleştirilmiş durumda. E, bu arada ben bir şey daha gösterebilirim. Formulas e, kısmına gidip Name Manager e, penceresine bakarsak e, programın yerleştirmiş olduğu isimleri burada görmektesiniz. Örneğin e, Assessment One Grades dediğimiz e, ilk değerlendirme kaleminin notları. E, bütün bu ilk sütuna... Bu ismi vermiş güzel bir şekilde. İkinci notlandırma kaleminin notları olarak verilen isim tablonun ikinci sütununa karşılık gelmekte. Değerlendirmelerin maksimum notları gördüğünüz üzere bu satıra bu isim verilmiş. Dolayısıyla isimler çok kolay takip edilebilir ve bu isimler formüllerde kullanıldığı için formüllerde çok kolay takip edilebilir durumda. Burada değerlendirme kalemlerinin e, ağırlıkları. İkinci sayfa için yine ilk öğrenme hedefimize değerlendirme kalemlerinin yüzde etkileri. Bunları da gördüğünüz üzere bütün bu sütunlara isimler verilmiş durumda. E, yine onun dışında başka e, harf notları sütunumuz var, e, nümerik notlar sütunumuz Not frekansları her harf notunun kaç adet verilmiş olduğuna dair. Dolayısıyla bütün bu isimler program tarafından otomatik üretilmiştir ve bütün bu formüllerde isimler kullanılarak formüllerin çok rahat anlaşılabilir olması sağlanmıştır. Peki bu I ve W notlarını elle girmemiz gerekiyor. Bunun dışında neler yapabiliriz? Örneğin bir öğrencimiz 89.92 almış. Bu 90'a çok yakın. Eğer notu 90 olsa A eksi olacak ama B artı alması gerekiyor formüle göre. Belki siz dersinizde bir yuvarlama yapmışsınızdır. Bu öğrencinin notunu A eksi olarak vermiş olabilirsiniz. Formülümüz bunu yanlış hesaplayacağı için bu tarz yuvarlama yaptığınız öğrencilerin notunu da elle yine değiştirmeniz gerekebilir. Onun dışında formülün doğru hesapladığı notlar için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ben bu son yaptığım değişikliği geri alıyorum. Başka neler yapabiliriz? Biz buradaki bilgileri yarım bırakmıştık girmeyi, bunları da doğru bir şekilde girmemiz gerekiyor. Ben onu dersimize ait Excel'den kopyala yapıştır yöntemiyle alacağım. Bu hücrelerdeki bilgileri kopyaladım. Buraya yapıştırırken bir transpoz işlemi yapmamız gerekiyor çünkü sütunlar satır, satırlar sütun olmuş. Dolayısıyla özel kopyalama, transpose olarak sadece değerlerini kopyalayayım. Evet, şu anda bizim e, ders öğrenme hedeflerimiz ve bunların ölçümlerine ders değerlendirme kalemlerimizin katkıları da doğru bir şekilde girilmiş durumda. E, aslında Excel'imiz hazır. E, yine sunumumuza devam edersek başka neler yapabiliriz Excel üzerinde? E, buna ait şu Excel'imizi kapatabiliriz. Ee, örneğin e, şuradaki rakamları belki biz e, rakam formatlaması yapıp virgülden sonra iki basamak görecek şekilde ayarlamak isteyebiliriz. Benzer şekilde yoklama notlarımız diyelim bunları 5 üzerinden verdik ve biz bunlara yine bir rakam formatı uygulayıp virgülden sonra bir basamak görecek şekilde ayarlamak isteyebiliriz. Bunun dışında, örneğin ders ait genel not toplamları belki virgülden sonra iki basamak çok fazla gelebilir. Bunları yine rakam formatında ve virgülden sonra bir basamak olacak şekilde ayarlayabiliriz. Burada gördüğünüz üzere küçük yeşil üçgenler var. Excel bize bir uyarı veriyor bu formülle ilgili. Bu rakamların yanında başka bir rakam hücresi daha var ama bu formülde yer almıyor. Acaba doğru formül? Yazdınız mı şeklinde. Biz doğru formül yazdığımız için burada bu uyarıyı göz ardı etme seçeneğini seçebiliriz. E, bu şekilde yapabileceğimiz şekillendirmeler mevcut, mümkün. E, sonra tüm hücreleri seçiyorum. Belki tüm sütunları e, büyüklük olarak kendi içindeki veriye uyacak şekilde e, bütün hücrelerin, e, bütün sütunların e, genişliğini de uygun şekilde ayarlıyorum. Bu bizim ilk sayfamız, ikinci sayfamıza gidersek e, yine burada örneğin e, her harf notunun yüzde kaç verilmiş olduğuna dair bunu sağ yaslama işlemi yapabilirim. Onun dışında örneğin burada yine virgülden sonra bir basamak göreceğimiz şekilde sayı formatına geçirebilirim. E, belki bu grafiği biraz daha genişletmek istiyorumdur. Grafiği seçtikten sonra. Önce bir e, Excel hücrelerine yapışacak şekilde bir ayarlama yaptım. Şimdi tek tek e, sütunlara yapışacak şekilde istediğim gibi genişletebilirim. E, belki buradaki sayılarla oynamayı düşünebilirsiniz. E, ders öğrenim hedeflerini, e, belirlediğiniz hedefleri tutturabilmek için. E, yine burada tüm sayfayı seçtikten sonra bütün sütunları otomatik ayarlayabilirsiniz. E, Büyüklük, hizalama ve otomatik belir, genişlik belirleme işlemi yaptım. Bu Excel artık sizin dersinize ait dönem sonu istatistikleri, grafiklerini barındıran ve öğrenci notlarınızı toptan görebileceğiniz şekilde barındıran bir döküman haline geldi. Bunu kaydedip kapatabiliriz. Belki bu dökümanlar... E, ABET gibi bir akreditasyon kurumuna da sunulmak üzere e, depolanabilir her dersinize ait. E, temel olarak programımız bu şekilde bir çıktı üretiyor. E, ve sunumumuz da burada sona eriyor. İzlediğiniz için e, çok teşekkür ederim.